58. haftanın gündeminden herkese merhaba. Bu hafta böyle biraz düşük bir giriş yaptım çünkü dışarıda tam karşımızda güzel bir yağmurun yağışını görüyoruz. Yağmurlar bitmedi gitti İstanbul'da. Evet Necip, ne zaman sonlanacak bilmiyorum. Ve çok volümlü yağıyor, böyle çok hacimli yağıyor. Gerçekten sıkıntılı anlar oluşturabiliyor. Hayırlısı bakalım. Bu hafta 21-28 Temmuz arasını konuşuyoruz. Dilersen haberlerimize geçmeden önce yine böyle kısa kısa üzerinde konuşup geçeceğimiz haberlere böyle konu başlıklarına ben başlayayım. Evet, kanalımızı takip etmeyi de unutmayınız evet, bu arada. Şuralarda bir yerde mi kalıyor? Oralarda bir yerde kalıyor. Önemli değil. Takip etmek isteyen adam nereden takip edeceğini iyi bilir. Tamam. Ahmetciğim. Şimdi Necip, Facebook Amerika tarihinin en büyük değer kayıplarından birini yaşadı geçtiğimiz hafta. 119 milyar dolarlık bir düşüş yaşadı. Bu düşüşün kaynağında da düş kırıklığı yaratan sonuçlar var. 2018'in ikinci çeyreğine dair verileri yayınladılar geçen hafta ve şunu görüyoruz. Facebook'un büyüme hızı yavaşlıyor. Evet. Ben geçtiğimiz hafta birçok haber de gördüm. İşte Verge'de gördüm, Boeing'de gördüm ve yayınlar diyor ki Facebook tamam güzel bir platform. Okey eyvallah ama eyvallah artık, da diyorlar mı gerçekten? Artık hani biraz hani yaşların kullandığı bir platforma da dönüştü. Mesela bu haber özelinde de şey diyordu. Hani bu haberle bu yaşların kullandığı platform özelinde şunu diyorlar. Yani markalar için artık Facebook bir çekim merkezi haline gelmedi mi acaba diye düşünceler var. Çekim değil, merkezinden Facebook, gitti. Hayır. Diyor. Evet, gitti mi gibi bir takım sorular tamam. Sormuşlar. Hayır. Facebook hala çok değerli bir mecra. Şu an dünyanın en büyük marketplace dediğimiz insanların girip sosyalleşebildiği bir şeyler paylaştığı bir mecra hala çok kıymetli, hala çok değerli. Ama bugünden sonra sıfırdan ya da markanı büyütmek üzere Facebook'a yatırım yapmak ne kadar doğru bir hamle olur, nasıl ne kadar doğru bir strateji olur soru işareti oluşturuyor. Soru işaretini ben devralabilir miyim? Tabii. Bugünden sonra Facebook'ta zaten community diye tabir ettiğimiz o kitle artık kalmadı. Hı hı. Markalar zamanında dur benim hayran kitlem 1 milyon olsun, dur benim hayran kitlem 2 milyon olsun diye reklamlarını verdiler. Takipçi kazanımı için biliyorsun önceden reklamları vardı, hala var. Evet. Umarım kimse kullanmıyordur. Edinim başı maliyetleri 50 kuruşla 1 TL arasında değişiyordu. Evet. Her bir kullanıcı için Facebook'a 1 TL para ödediler ki benim komünitim, o kitlem genişlesin evet, diye. Evet. 1 milyon oldular. Şu an ne durumda? O 1 milyon hayrana ulaşmak için ekstra ayrıca reklam veriyorlar. Evet, evet, çünkü evet. Facebook algoritmasını değiştirdi. Senin 1 milyon takipçin olabilir, hiç önemli değil. Önemli olan senin yarattığın etkileşim diyor. Kesinlikle. Ve o 1 milyondan 50 bin kişiye, 25 bin kişiye ancak reklamını gösteriyor. Bunu daha önce zaten belirtmiştik. Facebook'un o değerini kaybetmesinin arkasında ne yatıyor eğer onu soracak olursan? Hı hı. Şu bir Cambridge Analytica skandalının olduğu söyleniyor. Çünkü yatırımcılar bu skandaldan sonra Facebook'a olan güvenlerini kaybettiler. Evet. Hele ki bu skandalın yarattığı gelişmeden sonra Facebook'un o gelişme hızındaki düşüş de eklendiği zaman bir anda da Facebook'un hisseleri taban yaptı ve %19, %20'ye varan, bir düşüş oldu. Umarım toparlarlar. Bakalım. Fazla da konuşmayalım. Geçtiğimiz hafta böyle hani ilginç konulardan biri de Twitter'da yayılan bir muhabbete markaların da dahil olmasıydı. Ne o muhabbet ya? Ben de çok merak kardeşim, ettim. Kardeşim bir şeye ihtiyacın var mı kardeşim? Ya onun çıkış hikayesi böyle çok saçma sapan bir hikaye işte. Bir hikayeye dayandırılıyor. Bahsedeyim mi ya böyle çok absürt bir hikaye. Tamam. Markalarda real time marketing mi yaptılar? Şimdi şu tamam ben biraz olaydan bahsedeyim Necip. Şimdi bir Twitter kullanıcısı çok eski bir geyikti bu aslında. İşte bir tane çocuktan bahsediyor. Bunun da bir kız arkadaşı var. Kız arkadaşı böyle çok gaddar. Tamam. Gidiyor işte çocuğun en yakın arkadaşının kalbini istiyor. Ondan sonra kalbini söküyor getiriyor. Tam kıza götürecekken minibüse biniyor çocuk. Ondan sonra minibüse bir bakıyor ki aa cepte para yok. Ondan sonra kalpten ses geliyor. Kardeşim bir şeye ihtiyacın var mı kardeşim diye. Tamam mı? Böyle absürt bir hikaye. Kötü evet. Bir hikaye olmuş. Onun ya bu hikaye tüm bu olayların temelini oluşturuyor ama bundan sonra gerçekten böyle çok yaratıcı, çok böyle güzel içerikler yayınladı Twitter kullanıcıları bir geyik ortamında. Markalar da bu yaratılan hype'a tepkisiz kalmadılar. Benim yani çok ben markaların bu tarz içeriklere dahil olmasını sevmiyorum ama mesela Domino's fena olmamış işte mesela. Ne demiş Domino's? Domino's şimdi görüntüsü de ekranlarınıza geliyor.
İşte gece acıktığında uyku yemeden uyutmam. Mide böyle gur yapmış. Buzdolabında bir şey yok. Sevgili uyuyor. Domino's da işte kardeşim bir şeye ihtiyacın var mı? Kardeşim yazmış. İşte yani, başka var mı yaratıcı tabii, bir şey? Tabii. TürkNet var. Life, bunları ben ya çok sevmedim. Lifestyle var. Burger King var. Böyle ekrana koyacağım Blue güzel TV bir şey var mı? Onun yani haricinde... Blue TV olabilir. Dizinin yeni bölümünü izlerken televizyon bir dakika reklamdayım. YouTube işte 15, 14, 13 gibi reklamları sayıyor. Dizi sitesi 1-2'er poker oynamayalım mı? Blue TV'de hani onlar reklamsız ya. Kardeşim bir şeye ihtiyacın var mı kardeşim? Gibi bir içerik üretmiş. Hani ben çok beğenmedim açık konuşmak gerekirse üretilen bu içeriği. Bu ya ben de şunu düşünüyorum. Real time marketing evet güzel bir şey ama çok da abartıyoruz zaman zaman. Gerek yok öyle her şeyde bir yerden markamı dur şu içeriğin içerisine de dahil edeyim diye. Evet, evet. Ya da ajansı arayıp ya şu konuda da acil bir paylaşım yapmamız lazım. Ajans düşünüyor. Yaratıcı bir şey yok ortada. Çok zorlaması lazım. Evet. Ondan sonra ortaya böyle içerikler çıkıyor. Fena olmamış bu arada Blue TV'nin ki diyelim. Necip, Anadolu Ajansı'nın Türkiye İstatistik Kurumu verilerine, TÜİK'e verilerine dayandığı habere göre gazete ve dergilerle çalışanların sayısı 2017'de %7 azalmış. 47.149 kişiden de bu arada 30.161'i erkekmiş. Necip, hazır basılı yayından bahsetmişken Piyanet'in de yaptığı bir araştırma var. Türkiye'de gazete ve dergi sayılarının düştüğünden bahsediyor. 2015 yılında 6.802 olan dergi ve gazete sayısı 2017 yılına geldiğimizde 6.124'e düşmüş. Burada ilginç bir metrik daha var, ondan da bahsetmek istiyorum. Tüm bu pazarı düşündüğümüzde bu pazarın %90.8'ini yerel dergiler, gazeteler oluşturuyormuş. Ulusal çapta yayınların sadece aldığı pay %7.1. Bu tabii volüm. Evet. Bunun haricinde karlılığa bakmak lazım. Var mı Pareto'da? Pareto etkisi mi? Evet. Pareto etkisi %80'e %20 biliyorsun. Evet. Burada %90'a %10 kalmışlar. Zorlarsak olur. Ama zorlamaya gerek yok. Ama şunu kesinlikle biliyorum. O %10 veya %7 dedin değil mi? O %7'nin içerisinde Hürriyeti var, Postası var, Milliyeti var, ondan Sabah, sonra bilmiyorum. Sabahı var, birçok gazete, dergi var. Bu adamların toplam cirosu elde ettiği kar kesinlikle o %10'dan %90'a çıkıyordur diye tahmin Sana ediyorum. Sana bir şey soracağım Necip. Sor bakalım. Yazılı basın ölüyor mu? Ya bu soru çok geliyor. Yazılı basın ölmüyor aslında. Sürünüyor diyormuşum. Yazılı basın kötü bir espri oldu. Neyse. Ama hayır, gerçekten öyle, ama gerçekten öyle. Evet. Ama ya şöyle bir şey var. Tematik kanallar hiçbir zaman değerini kaybetmeyecek. Yazılı basın tarafı evet volümünü kaybediyor. Çünkü insanlar artık haberine gidiyor, Twitter'dan alıyor. Evet. Bir şey okuması gerekiyorsa, o günlük bir şey okuması gerekiyorsa gidiyor web sitelerinden bakıyor. Evet. Ama dergi tarafına her zaman bir ihtiyaç var. Çünkü dergilerin, gazetelerin, gazeteleri bir kenara bırakıyorum. Özellikle dergiler tamamen farklı içerikler üretiyorlar, üretmek zorundalar. Bir araştırma üretiyor, bir röportaj üretiyor. Evet. Dergiler özellikle bu noktada ayrışıyor. Evet. O yüzden tematik yayın yapanlar, motosiklet dergisi, otomotiv gazetesi gibi gibi hiçbir zaman ölmeyecek. Ben sana bu noktada katılmıyorum. Ben yazılı basının gittikçe zaten şey güç kaybediyorlar. Çok daha böyle güç kaybedeceğine inanıyorum. Bununla ilgili de iki tane elimde veri var. Veri yok da iki tane done söyleyeceğim. Tamam. Bir, şimdi Amerika'da ve İngiltere'de insanlar şunun araştırmalarını yapıyorlar Necip, okullarda. Çocuklar kalem tutmayı bilmiyorlar. Kalem tutamıyorlar çünkü buradaki o motor kasları nasıl çalışacağını bilmiyor. Bak, yaklaşık işte 3000 yıldır insanoğlu kalemle bir takım iletişim yöntemi, yazı yazmayı öğrendi ve iletişim kurmayı kalemle öğrendi. Evet. Artık yeni bir nesil geliyor ve bu nesil artık kalem nasıl tutulur bilemez bir durumda. Biz böyle bir değişimden, bu yıkıcı değişimden bahsediyoruz. Birinci değişim bu. İkinci değişim de, şimdi hayat çok hızlandı Necip. Bugün pazarlamada, finansta, çok spesifik alanlarda, motor sporlarında, motorda, aklına gelebilecek kampçılıkta, seyahatte. Evet, çok alanda. Tamam mı? Şimdi bu hızlı yaşamanın getirdiği alışkanlıklardan biri de hızlı içerik tüketimi. Bugün örnek veriyorum, Facebook %20 değer kaybetti. Bu önemli bir haber. Hem sosyal medya için, hem finans çevreleri için, hem dijital için, hem internet için. Evet. Günün sonunda bunu dergi ne zaman yazacak? İşte ayın 26'sında bu haber çıktı. Ben ayın 23'ünde gönderiyordum. Son gündü.
belki yeni aya yetişmeyecek bile, yeni aya yetiştiğini varsaysak bile derginin okuyucuları bu habere ilk ayın ilk haftası ulaşacak. Ama şimdi, derginin içeriklerini şey olarak düşünme. Dergi bir haber kaynağı değildir, olmamalıdır. Eğer dergi haber kaynağı ise, kendisini haber kaynağı olarak nitelendiriyorsa, o dergi 3 sene sonra olmayacak zaten. Para dergisi var, tamamen bu işe hizmet ediyor. Olmayacak o zaman. Ben de diyorum ki, tüketim alışkanlıkları o kadar yıkıcı bir şekilde değişiyor ki. Yani bu çok daha ben iyi günlere bu yazılı tarafı. Ben sana şöyle söyleyeyim, dergi tarafı da değil sadece. Ben pazarlamasyonda editörlerime şunu söylüyorum. Sen bir yazıyı NTV'de görüyorsan, sen bir yazıyı Hürriyet'te görüyorsan, diğer sitelerde görüyorsan, o yazıyı yazmayı ver. Yazma evet. diyorum. Çünkü bizim tarafa gelen kullanıcı tamamen farklı bir şey görmek için geliyor. Evet. O yazıyı NTV'den de takip eder. Bizim siteye girmesine gerek yok. Unikleşmek, eşsizleşmek durumunda. Hı-hı. Dergi için de bu geçerli. Evet. Ama şeye katılıyorum. Kesinlikle öğrenciler, yeni yetişen nesil kalem tutmayı unutuyorlar. Evet, uzun vadede 50 sene sonra, 60 sene sonra belki dergiler gidecek ama kısa vadede böyle bir dünya söz konusu bence değil. Facebook'un değer kaybından bahsetmiştik. Şimdi Twitter'ın da ikinci çeyrek gelirleri açıklandı. 697.3 milyon doları aşarak 710.5 milyon dolar oldu. Twitter'da bir toparlanma var. Bununla ilgili dün işte yabancı Mashable'da bir haber okumuştum. Toparlanma var. Ama kullanıcı sayıları artmıyor Necip. Bu toparlanma mevcut kullanıcılardan geliyor. Spotify'da da işler yolunda giriyor Necip. Haziran sonu itibariyle 83 milyon ücretli aboneye ulaşmışlar. Çok güzel bence. 180 milyon aktif kullanıcısı var. Hala para kazanamıyor. Net zararı işte Necip 458 milyon dolar. Hala para kazanamıyorlar ama iyi yolda. Şimdi biz seninle bunu zaman zaman da konuşuyoruz. Bir mecranın para kazanıp kazanamıyor olması o mecranın değerini elbette hani finansçıların gözünde düşürüyor olabilir, değersiz kılıyor olabilir ama bugün bir Spotify'a, bugün bir Twitter'a değer biçemezsin. Evet, çünkü asıl değer marka algısıdır. Kesinlikle. Teşekkürler. Şimdi Necip, asıl haberlerimize böyle uzun uzun konuşacağımız haberlere geçeceğiz. İlk haberimiz Twentify'dan geliyor. Çağlarların yaptığı bir araştırma. Ben biraz daha erken ulaşma imkanı bulmuştum ve biraz detaylı da inceledim. Çok güzel. Twentify'a selamlar. Bir ara görüşelim. Ne Çağlar, ara ama bilmiyorum Çağlar. Haberin olsun. Şimdi Necip, kırılıyoruz. Kırılıyorum. Ahmet kırılmıyor gerçi de. Devam. Bir gün belki Çağlar'la evet, konuk olarak alırız. Olur. Ben Çağlar'la konuştum. Aramızda ortaya oturur. Twentify çok değerli araştırmalar yapıyor. Evet. Bir diğer araştırması da bir okul araştırmasıyla ilgiliydi. Onunla ilgili bir ön yazı da hazırlamaya girdim. Bakalım. Twentify araştırma sektörünün disruptive şirketidir. Evet, doğru söyledin. Yabancı bir kelime oldu. Disrupt bazen hani izleyicilerimiz diyor neden yabancı kullanıyorsun? Yok. Türkçe karşılığı. Yani yıkıcı gibi biraz hani yani böyle sektör değiştirici. Ya yani game changer. Bak evet. Yine İngilizceye dönüyorsun. Oyun bozan. Oyun bozan. Evet. Şimdi nece? Türkiye'nin dijital gözü araştırması 2263 tüketici ile yapılan bir araştırma bu. Digiturk, TVBu, Turkcell TV Plus, Kablo TV, Netflix, Puhu TV, Blue TV ve D-Smart'ı İncelemişler. Hem pazar paylarının değişimi hem tüketici algıları bayağı kapsamlı bir rapor olmuş. Ondan bahsedeceğim. Bu ilginçti. Bak Türkiye'de medya servis aboneliği oranı %41'miş. Her 10 kişiden 4'ü ya Digiturk üye ya Netflix'e üye ya işte D-Smart'a üye. Evet. En yüksek abonelik oranı Ses A grubunda %61.4. Tahmin ettiğimiz üzere. Ses A dediğimiz taraf aslında en yüksek gelir düzeyine sahip. En yüksek gelir düzeyine, evet. En yüksek eğitim düzeyine de diyebiliriz. Evet. Türkiye'de en yüksek penetrasyon oranı Turkcell TV Plus demiş. Birazdan oraya geleceğim. Turkcell TV Plus. Benim bu kadar açıkçası haberim yoktu. Çok büyük işler başarmış. Son zamanlarda çok büyük bir atak yaptılar. Sürekli evet. TV reklamları. Sen televizyonu izlemiyorsun. Ben dikkat ediyorum. Sürekli TVC'deler. Hayır canım. Ben metroda da görüyorum. İnternette de görüyorum. Cidden böyle agresif çok bir... Çok büyük bütçeler harcıyorlar. Evet, agresif bir hareket içerisindeler. Tamam. İnsanlar Digiturk'ü, spor içeriğinin zenginliği, TVBu, D-Smart'ı uygun fiyat ve zengin dizi film içerikleri, Kablo TV'yi ise uygun fiyatla dolayı tercih ederlerken, Netflix kendi yapımları ve zengin içerikler, Puhu TV, Blue TV ise yerli içerikler. Şimdi bak bu noktasına öyle çıkmış. Az önce saydığın şeyler tamamen bir pazar içgörüsü. Netflix bu pazar içgörüsünü alır. Der ki bak Puhu TV ile Blue TV yerli içerik üretiyormuş. Hı hı. Hadi bakalım ben de bir yerli içerik üreteyim der. Bir anda Puhu TV ve Blue TV'nin o hakimiyetini evet. sonlandırabilir. Evet.
TV bu D Smart, bak uygun fiyat ve zengin dizi film içerikleri. Aslında Netflix de uygun fiyat veriyor. Evet. Ve zengin dizi film içerikleri veriyor. Biraz daha pazarda farklılaşması demek. Şu anda yaklaşık 120-130 bin üyesinin olduğu tahmin ediliyor. Evet. Biraz daha pazara böyle gücünü koysa, Türk içeriklerini özellikle şey yapsa çok büyük bir disruptive etkiye evet. sahip olabilir. Ve yapacaklar da bir yerli içerik çekme yoluna girdiler. Yolundalar, evet. Şimdi Necip, Türkiye'de günde bir bireyin ortalama 330 dakika televizyon izlediğini görüyorlarmış. Bu 2012'de bu süre 222 dakikaymış. Televizyon izleme süremiz artı 330 dakika. Ne demek Necip? Günde 5,5 saat televizyon evet, izliyormuş ama ya. Ama o second ortalama. Screen. Ya o şu da var. Akşam eve geldikten sonra televizyon hep açık kalır Türkiye'de. Ya dünyada da öyledir. Tabii bu de, rakamlar evet. Geçmiş araştırmalarla da aslında bağdaşan rakamlar. Farklı rakamlar değil. Hı-hı. Ama şu var. Televizyon izleniyor ama aktif izlenme süresi diye ayrı bir şey vardır ya. Hı-hı. Aslında gerçekten ne kadar izleniyor onu bilemiyoruz. Evet. Sen 5,5 saat televizyon izleyen adam. Ama şimdi Türkiye'de, şimdi sen de bunu bazı noktalarda da konuşuyoruz. İnsanlar, sen dedin ki geçtiğimiz günlerde insanlar Türkiye'de eğlenmiyorlar. Yani stres atabilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir alan, bir konu, bir lokasyon yok. İnsanlar işlerinden geliyorlar evde, saat 7'de açıyorlar televizyonu, yatıncaya kadar televizyon izliyorlar ve... Evet, Türk insanı biraz yapısı böyle. Benim annem babam da böyle, senin annen baban da öyle. Bugün Türkiye'deki insanların büyük bir çoğunluğu böyle. Evet, Türk insanının en büyük aktivitesi genel anlamda piknik yapmaktır. Üzgünüm ama böyle. Ha, bu da televizyon izleme rakamlarını arttırıyor. Yani evet. Prime Time'da çıkan bir dizi milyonlar tarafından izleniyor. Evet. O ayrı bir konu ama evet. 500 dakika, 300 dakika bunlar yüksek rakamlar. Bakalım. Şimdi Necip, Turkcell TV Plus 2017 sonu itibariyle 506 bin aboneye sahipmiş. Çok ciddi bir rakam. Evet. Bunun, bu kullanıcıların günlük ortalama izleme süresi de 63 dakikanın üzerinde. Ya burada tabii çapraz satış da var sanki. Evet. Yani sen Turkcell'lisin. Gel sana Turkcell TV Plus'a %X indirimli vereyim. Vesaire vesaire. Telkom şirketlerinin bu tür avantajları var. Evet. Oradan oraya yönlendiriyorlar. Buradan diğer tarafa yönlendiriyorlar. Hazır gel sana uygun fiyatlı. Evet. Büyük bir çoğunluğu zaten buradan geliyordur. Tabii onun iç dinamini bilemeyiz. Evet. Elbette. Yani illa Turkcell TV Plus'ta değil. Yani Netflix'te Vodafone'la anlaşıyor mesela. Ya bak yani içerik o kadar önemli. Bak şimdi Necip. Geçtiğimiz haftalarda, aylarda yayınlanan bir haber vardı. AT&T'di yanlış hatırlamıyorsam. Yurt dışında AT&T bir mobil operatör Amerika'da faaliyet gösteren ve yurt dışında Comcast dediğimiz böyle çok büyük bir medya grubunu satın almaya çalıştı. Hı hı. 90 milyar dolar. Yani düşündüğünde bir operatör, telekom operatörü niye gidip de işte içinde CNBC de vardı yanlış hatırlamıyorsam, CBC var. İşte böyle kanalların olduğu bir medya grubunu satın almak ister. Cevap vereyim mi? Ha ben cevabı biliyorum ama senden dinlemek isterim. Tamam o zaman sen yok, söyle. Yok yok dinle. Yok hayatta olmaz. Lütfen. Ya aslında yatan neden ya? Şu. Artık insanlar içerik tüketimi eğilimi içerisindeler. Hı-hı. Cep telefonlarından, tabletlerinden, yolda giderken, işte çalışırken, bir yerde otururken içerik tüketme derdindeler. Mobil operatör dediğimiz şeyin bugün en büyük varoluş amaçlarından biri size internet sağlayabilmek haline geldi. Haksız mıyım? Bugün kaç tane SMS atıyorsun? Bugün kaç tane görüşme yapıyorsun? Görüşme yapsan bile onu WhatsApp'tan yapıyorsun, FaceTime'dan yapıyorsun, Skype'tan yapıyorsun. Evet. O yüzden insanlar bir medya grubuna bir operatör olarak 90 milyar dolar verme eğilimi içerisine girdiler. Şimdi operatör değil artık onların ismi de. Turkcell bir operatör değil, Vodafone bir operatör değil. Bunlar kendilerini teknoloji şirketi olarak tanımlıyorlar, tanımlamak evet. zorundalar. Evet. Aksi takdirde 500 SMS, 3000 konuşma orada kalınır. Çağı yakalamak tam olarak da bu. Sen Turkcell TV Plus'ı yapmazsan, yani yapmazsan. Evet, fiziği yapmazsan. Tek bir mecraya kısılıp kalırsın. Bir evet. gün gelir, disruptive, bugün 8. kez kullanıyorum, yıkıcı bir şirket. Senin o mecradaki liderliğini süpürür, evet. senin işin biter. Ama şu anda Turkcell ve Vodafone ve Türk Telekom 360 derece açıyla
kendi girebileceği tüm teknoloji alanlarına giriyor. Sadece Turkcell yapıyor bence bunu Türkiye'de. Turkcell de çok iyi yapıyor. Hı-hı. Bunları bak Turkcell kendini bundan 1 yıl önce, 1,5 yıl önce bir dijital operatör olarak tanımlamaya başladı. Ve çıkardığı uygulamaları yani fiziği işte aklıma gelmiyor. Birçok servis var. Bip var mesela. Mesajlaşma uygulaması. Bunları biz bir dijital operatörüz. Biz yalnızca size internet ya da konuşma sağlayan bir operatör değiliz. İçgüdüsüyle. Bunları yurt dışına pazarlayan ve bunları geliştiren bir platform haline de dönüştü. Yurt dışına pazarlayan derken biliyoruz hangi ülkelere pazarladığını. Moldova'ya pazarlıyor. Ukrayna'ya. Neyse de şunu söylüyorum ben. Vodafone yapmıyor değil. Vodafone Türkiye'de bu konuda geri kalmış olabilir. Çünkü ana oyun alanları Türkiye değil. Evet, ve Türkiye'de Turkcell gerçeği var. Türk Telekom gerçeği var. Öyle her mecrayı tutup da Türkiye'ye getirirsen 2 gün sonra seni çıkartırlar. Vodafone da yapıyor, Türk Telekom da yapıyor, yapmak zorunda ama tabii ki Turkcell bu konularda üst noktalara gitmiş. Ha, ihracat konusunda az önce biraz şey konuşmuş olabilirim. Ama benim gözlemlediğim kadarıyla yok bence gayet başarılı. Doğu Avrupa ülkeleri tarafı özellikle. Elbette Almanya Türkiye teknolojini... Cumhuriyetleri, Almanya, şurası Moldova elbette ya Necip. Şimdi ya doğru söylüyor olabilirsin ama benim ya bu biraz da hani biraz da yavaş yavaş açılmak gerekebiliyor. Biraz da mesela bu ülkelere gittikçe tecrübe kazanıyorsun Necip. Türkiye'de böyle bir tecrübe bilgi birikimi var mı? Tecrübe birikimi var mı? Dünyada milyonlarca kişi tarafından, bugün biz Facebook'un, WhatsApp'ın milyarlarca kişi tarafından kullanıldığını biliyoruz. Böyle bir uygulama inşa edebilecek bir bilgi birikimine sahip mi bu ülke? Sahip. Moldova'yla, Sırbistan'la, Arnavutluk'la kıyaslarsan sahip. Çok daha fazlası var. Türkiye inanılmaz bir pazar. Almanya'da niye giriyorsun? Belli Almanya'da çok fazla Türk var. Türk var evet. Bir gün İngiltere'ye girersen, bir gün ciddi anlamda İngiltere'ye girersen o zaman şapka çıkartmak lazım. Ama sen onu Moldova dediğin ülke, ben geçtiğimiz ay Sırbistan'daydım ya. Tek konfeksiyon, tekstil ürünleri yok. Fabrikaları yok. Tamamen dışa bağımlılar. Simit Sarayı oraya gelmiş 15 tane şube açmış. Şimdi Simit Sarayı diyor ki o mükemmel Avrupa artık dünya markasıyız diyor ya. Hmm. Sen bir girişimci olarak bak sağlam bir girişimci olarak biraz pazar araştırması yapsan, biraz o pazarın dinamiklerini anlasan. Sırbistan için söylüyorum, sen de anla onu Moldova, anla onu Ukrayna. Hı hı. Az biraz anlasan, eminim sen de girer orada başarılı olursun. Önemli olan İngiltere'ye girmek Ahmetciğim. Neden Amerika'da sadece New York'ta var bir tane? New York'ta mı, Washington'da mı, Simit Sarayı? Tutunamadılar. Ya tutunamaz, nasıl tutunsun ya? Amerika'yı, yani öyle kolay işler değil. Bu iş Samsun'da kafa açmaya benzemez. Çok konuştuk, devam. Ya evet. Şimdi Necip, Puhu TV'den de biraz böyle bir... Onu nerelere geldi? Evet. Şubat ayında PC'de en çok kişi tarafından ziyaret edilen 3. akıllı telefonda da 5. tablette ise 2. site haline dönüşmüşler. Yani muazzam bir başarı Necip. Puhu evet. TV'nin maalesef 2 yıla dayanıyor. Emre var bizim arkadaşımız. Puhu'dan Emre'ye de selamlar. Muazzam bir başarı. Ya düşünsene 2 yıl önce açılmış bir web sitesinin içerik üretiyorsun. Türkiye'de içerikle bir yere gelmek muazzam zor bir şey. Muazzam zor bir durum. Bunu müthiş başardı bence Puhu TV. Netflix'in de Necip 2017 sonu itibariyle Türkiye'de 117.500 abonesi olduğu tahmin ediliyor. Evet, bu sayının 2018 yılında 234.000, 2019'da da 297.000'e çıkması evet. bekleniyor. Memnuniyet skorunda Necip Puhu TV, özür diliyorum, Netflix 1. sırada, Puhu 2, Turkcell TV Plus'ta 3. Şimdi Necip. Burada ben kendi deneyimlerimi de anlatacağım, bir habere geçeceğiz. Biraz kısa geçelim, çok şey yaptık. Evet. Kapalı Çarşı'da tarihi kapıya Nusret tabelası. Necip Nusret, biliyordum ben oraya bir şube açacağını, çat diye kapının hemen üstüne kendi logosunu içeren bir afiş asmış. Şimdi ben sana bir soru soracağım burada. Hı. Afiş zaten ekranlara geliyor. Bu Kapalı Çarşı tabelası daha önceden bir reklam mecrası olarak kullanılıyor muymuş? Hayır asla. İlk defa bu şekilde evet. konumlanmış. Beni rahatsız etmedi bu. Sadece girişindeki o yuvarlak alanı almış ve burası daha sonrasında bir reklam mecrası da olabilir. 2 gün sonra başka bir şirket de girebilir. Cidden beni rahatsız yani etmedi. Bu insanlar neden bu kadar rahatsız etti anlayamadım. Şimdi Necip, reklam mecrasının bence bir çizgisi olması lazım. Bugün gidip o zaman Sultanahmet'in o iki minaresinin arasına da gidelim. Hani Puhu TV'nin şeyini asalım. Şey, evet, mahya asalım yani diyorsun. Evet. Güzel fikir aslında.
Netflix'in evet, yapsın evet. Ama yani bunların işte bir sınırı var, bir çizgisi evet, var. Evet, ama bence bu sınır onun ya, Mahya ile bu aynı örnekler değil Ahmetciğim. Bu bildiğin kapının girişini asmış adam ya. Asıl asıl ben öyle düşünmüyorum. Niye bu kadar eleştiriyorsun? Bugün son zamanlar en uzun gündemini yapmış olabilir miyiz? Olabiliriz. O yüzden ben kısaltacağım birçok kısmı, haberin olsun. Senin konuştuğun birçok kısmı. Bir anda Ahmet'in konuşmasını yarıdan bölüp kısaltacağım. Tabii ki kendi konuşmalarımı da kısaltıyorum. Ama güzeldi. İlginiz ben beğendim olsun bu hafta. Aynen. Biraz İngilizce konuştum ama yapacak disruptive bir şey yok. Disruptive. Evet. Yapacak bir şey yok. Var mı eklemek istediğim şey? Yok. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.